Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte 2023 serisine devam ediyoruz. Bugün 2023 TYT sınavını çözeceğiz. Dün AYT'leri çözmüştük. Geometri ve matematik kısmını çözmüştük. Güzel seçici sorularda gelen yorumlar için çok çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlar vardı. beğeni sayımız da fazla. izlenme sayımız da çok fazlaydı. Bu beni mutlu etti. bugün arkadaşlar TYT'yi çözerken geçmiş TYT ile kıyaslayalım. Yine girdiğim sınavda geçen sene TYT'miz bu seneye göre biraz daha zordu. Yani bu sene TYT biraz daha kolaydı. Herkes bunun farkındaydı zaten. Hani ben herkese şu cümleyi duydum. Hocam Türkçeden zaman kalsaydı ben matematiği çok iyi yapardım. 5 yapan öğrencilerin de aynısını duydum. 10 yapandan da duydum. 25-30 yapandan da aynısını duydum. Hocam birazcık daha zaman olsaydı hepsi yapılabilirdi dendi. Yani gerçekten yapılabilirdi ve güzel sorulardı. Yani ben problemleri daha zor bekliyordum ama problemler de kolay geldi. Beni şaşırtan şey geometri kısmının geçen sene göre daha da kolay olması. Yani geometri normal açı kenar bağıntısını bilen pardon açı üçgende açıyı bilen doğruda açıyı bilenler çok rahat bir iki tane daha soru yapılabilirdi. Onun dışında dörtgen soruları kolaydı. Yine arkadaşlar geçen seneye göre katı cisimleri falan da çok zorlamamışlardı. Öyle bir sınavdı diyebiliriz. O halde çok sözü uzatmadan birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz farklı türden sorulmuş bir rasyonel sayı sorusu arkadaşlar. Ben sorunun tipini yani yazılış biçimini çok çok beğendim. Çok kaliteli bir soru olarak görüyorum. Ee, buna göre demiş yukarıdaki notu sembollerinin gösterdiği sürü uzunluğunun toplamını sormuş. Şimdi biz her sembolün kaç tane kullandığına bakalım. Mesela bu sembolümüz arkadaşlar. Kaç defa kullanılmış? 1, 2, 3 defa kullanılmış. Her sembol 1 bölü 4'e karşılık geldiği için. Demek ki 3 çarpı 1 bölü 4. Ben buraya da 3 bölü 4 diyeceğim. Geldik arkadaşlar. ikinci sembolümüz şöyle arada boşluk olan sembolümüz. Arada boşluk olan sembolümüz bir defa kullanılmış. O da nedir? 1 bölü 2 olarak bulunur. Sonra arkadaşlar yine bu sembolümüz ve şöyle çizgili olan sembolümüz olsun. Bu kaç defa kullanılmış? Bakın 2 defa kullanılmış değil mi? O zaman ben 2 çarpı 1 bölü 8 dersem burası da 1 bölü 4 yaptı. Yine 2 defa Şöyle şu iki sembolü baktığımızda arkadaşlar bu da iki defa kullanılmış. İki defa kullandığı için 2 çarpı 1 bölü 16'dan buraya da 1 bölü 8 diyeceğim. Bu ifadelerin hepsini toplayalım. Her birinin paydasını 8 ile eşitlersem şunu 2 ile çarparsam arkadaşlar 6 bölü 8 artı bunu 4 ile çarptığımız zaman 4 bölü 8 artı bu arkadaşımızı 2 ile çarptığımız zaman 2 bölü 8 ve 1 bölü 8 de oradan mevcuttur. Üstleri topladığımızda 13 bölü 8 gelir. O da D seçeneği olarak çıkacaktır. İkinci sorum arkadaşlar. Yine güzel sorulmuş bir ondalık sayı sorusu. Bakın klasiğin dışında ve geçen ve geçmişte sorduklarının dışında arkadaşlar güzel yeni nesil ve taze sorular mevcut diye düşünebiliriz. Burada arkadaşlar 1.2, 1, 2, 3, 4 aralığa bölmüş ve benden 1, 2, 3. parça istiyor. Yani 3 tane uzunluğu üste koyacaksın. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e bölmüş. Ve burada arkadaşlar 1, 2. parça istiyor. Şu ikincisi arkadaşlar. Bu da 3. parça. O zaman şöyle diyeceksin. 1. Ben 1.2'yi kaça bölmüşüm? 1, 2, 3'e bölmüşüm. Pardon 4'e bölmüşüm. Ve 3. uzunluğunu almışım. Artı. Burada da arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 parça. 1.2'yi ben. 5'e bölmüşüm ve ikinci parça uzunluğunu almışım. Yapalım bunları da. E, şunları sadeleştirdiğimizde arkadaşlar 0.3 gelir. 3 ile topladığımızda 0.9'dur artı. Buraya arkadaşlar 2 ile genişlettiğimde 0.24 yapar. Tekrar 2 ile çarptığımda 0.48 olarak bulunacaktır. İşte bunların toplamı da e, 1.38 olarak çıkar. O da zaten A seçeneği olarak gelecektir. Bu soruyla ilgili çok dönüt geldi. Yani yapılamadı hocam, yapamadı, çıkmadı gibisinden. Ee, ama sorunun küçük bir mantığı var. Onu kavrarsak kolay bir soru. Hani buna benzer e, 2019'du ya da 2020'de böyle bir soru sormuşlardı arkadaşlar. Hani e, 1 bölü 5'e eleniyor, geriye 4 bölü 5'leri kalıyor. Bu 5 defa devam ediyor gibisinden. Bu da ona benzer bir soru olarak gelmiş. 1 Ocak 2015 tarihinde yapılan nüfus sayımında nüfusu 810 bin olan. Biz bunu direkt üstü sayıya çevirirsek. Ee, ne yapar burası? 3'ün 4. kuvveti çarpı 10'un 4. kuvvetinden 30'un 4. kuvveti gelecektir cepte. 2016'dan 2023'e kadar her bir sene Ocak'ta nüfus sayımı yapılmıştır. 2015'ten sonra ilk 4 yılda nüfus sayımının her bir e, her birinde nüfus bir önceki yıla göre 1 bölü 10 oranında sonraki 4 senede arkadaşlar nüfus sayımı bir önceki yıla göre 1 bölü 11 oranında artmıştır. 1 Ocak 2023'te yapılan nüfus sayımında nüfusu kaç olmuştur diyor. Şimdi bakın burada 1 bölü 10 oranında artması arkadaşlar 1 artı 1 bölü 10 diyeceksin. Yani kendisine 1 bölü 10 eklersen aslında 11 bölü 10'unu almış oluyorsun. Bu son durum. Yani çok basit bir örnek vereyim. Diyelim ki 100 ise ben bunu 1 bölü 10 oranında arttırdığım zaman arkadaşlar 10 kişi artar. Ben 100'e 10 eklediğim zaman 110 olur. Yani böyle değil de şöyle yapıyorum. Direkt 100'ü 11 bölü 10 ile çarptığım zaman en sondaki artış miktarını bulmuş oluyorum diye düşünebilirsiniz. Burada 11 bölü 10. Burada da arkadaşlar bir eklediğimizde kesrin 12 bölü 11'ini bulursak son durumunu bulmuş oluruz. Şimdi başlangıçta başlangıçta arkadaşlar 30 üzeri 4 tane neyim var? E, ee, nüfusum var. Çarpı. Biz bunu 11 bölü 10 ile çarpacağız ve 4 yıl boyunca çarpacağız. Çarpı. Tekrar biz bunu arkadaşlar 12 bölü 11 ile çarpacağız ve kalan 4 yılda bu şekilde alacağız. İşte bu ifadenin düzenlenmiş hali bize toplam nüfusu verecektir. Her birinin üstleri aynı olduğu için tabanlar çarpılır. 11 bölü 10 çarpı 12 bölü 11'in kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti. Zaten 11'ler gider. Şu sıfırlar da giderse buradan 36'nın 4. kuvveti kaldı. 6'nın karesinin 4. kuvvetinden 6'nın 8. kuvvetine ulaşmış olacağım. O da arkadaşlar D seçeneğidir. Geldim dördüncü soruya. A ve B doğal sayılar olmak üzere bir kenar uzunluğu A kök B olan bir karenin alanı 720'ymiş. Yani biz arkadaşlar alanı 720 ise bir kenar uzunluğu kök 720 olarak bulunabilir. Şimdi biz bunu böyle yazabiliriz. Böyle yazdıktan sonra arkadaşlar biz bunu en küçük hale çevirelim. Nedir? 36 çarpı 5 değil de hani 720'yi çevirdiğimizde 36 çarpı 20. 144 çarpı 5 gelir değil mi? Demek ki arkadaşlar burası 12 kök 5 olarak çıkabilir. En sade hali budur. Bir kenarın uzunluğu bu. Bizden bir kenarı A kök B ise Bakın bunun toplamı arkadaşlar 12 artı 5'ten 17 olabilir. 17 var mı? Yok. Şimdi biz 2'nin bir tanesini içeri atarsak Aslında 6 kök 20 olarak gelebilir. Yani 6'ya 20 eklediğimizde 26 olur. Var. Sıkıntı yok. Sonra biz 2'yi değil de 3'ü e atalım en üstteki içine bakıyorum. 3'ü çarpan olarak içeri atarsak 9 diye geçer. Burası 45 yapar. Topladığımızda arkadaşlar 49 yapar. E burası da oldu bir sıkıntı yok. Sonra biz buradan hani 6'yı içeri atalım. 2 çarpı 6 diyelim. 6'yı içeri atarsak 6 kere 6 36. 36 çarpı 5 180 yapar. 180 yaptığında da buradan ne gelecektir? 180 artı 2'den de 182 yapar bu da var. Sıkıntı yok. Bir de biz buradan hani 4 3 çarpı 4 diyoruz ya. 4'ü içeri at. 3 kök. 4 kere 4 16. 16 çarpı 5. 80 yapar. Ee, buradan da arkadaşlar 3 artı 80'de 83 geldi. Bakın bunların hepsini bulduk. Sadece 127 olmadığından dolayı cevap 127 olarak çıkacaktır. Aslında bu tip denklem sorularını her sene sormaya çalışıyorlar. Ee, bakalım. Şimdi biz arkadaşlar çizgiler sağ yatık, sola yatık oluyor? Evet, çizgiler sola yatıksa A ve D'nin toplamı B ve C'nin toplamına bölünmesiyle elde edilen bir ifade var. Çizgiler sağ yatıksa çarpımlarını biz alt, e, ortadakilerin çarpımlarına bölüyoruz gibi. Şimdi biz o halde şöyle düşüneceğiz. Geldik bunlar arkadaşlar sola yatık olduğu için 10 ile 14'ün toplamı 10 artı 14 diyelim bölü. Ortadakilerin toplamına 2 artı 4 e eşittir eşittir. Bunlar sağ yatık çizgiler olduğu için 7 çarpı x bölü 6 çarpı 14 olarak yazarsak biz bu denklemi çözmüş olacağız. Aslında çok kolay bir denklem çözme sorusu. Yukarıdan 24 geldi alt taraftan 6 buradan da 7 çarpı x bölü 6 çarpı 14 diyelim. Şu 6'lar sadeleşir. 7 ile sadeleştirirsem 1'e 2 geldi arkadaşlar. İşler dışa çarpımı yaparsam x dediğimiz ifade... 48 olarak bulunacak. O da zaten E şıkkıdır. Altıncı soru eşitsizliklerde bir yorum sorusu. Ee, şimdi ABC gerçek sayılar olmak üzere bana verilmiş. ABC sayılarının sayı doğrusu üzerinde gösterimi hangisi gibi olabilir? Şimdi biz şöyle kabul edelim. Önce bir kabulü A elemandır. Pozitif bir reel sayı olsun tamam mı? A pozitifse arkadaşlar. Bütün çarpanları ortak çarpanı A olduğu için her birini A ile <laughs> sadeleştirirsem işaret yön değiştirmeyecek. O zaman 1 büyüktür, B büyüktür, 2 büyüktür, C gelecek. Ama şurada bir saçmalık var bakın. 1, 2'den büyük olamaz. Demek ki a da pozitif olamaz. Geçtik. Demek ki arkadaşlar A elemanımız neymiş? Kesinlikle negatif reel sayıymış. A negatif reel sayısı. Biz bunları A ile sadeleştirdiğimiz zaman işaretle yön değiştirecek. Yani burası 1 olacak. Büyüktür. B büyüktür. 2 büyüktür. C gelmek zorunda. A'nın negatif olduğunu kesinlikle biliyorum. Çünkü yukarıdaki varsayımdan yola çıkarak bulduk. Bunlar gitti. A negatif B 1 ile 2 arasında olan bir sayı. C de 2'den büyük olduğu için sadece elimde A seçeneği kalacaktır. 7. sorudayız. Bu soruyu da ben çok beğendim. Hani bundan 3 yıl önce çıkmış mevsul sorusu vardı. Belki hatırlıyorsunuz. Hani bu e, ne, turnike sorusu vardı. Turnike renklerine göre değişim sorusu. O tipe benziyor. Biraz daha kaliteli ve biraz daha hani e, seçenekler fazla olduğu için benim hoşuma giden sorulardan bir tanesiydi. Kapalıyken ip çekilip bırakıldığında loş ışık vermekte. Yani kapalıyken arkadaşlar bir kere ipi çekersem loş ışığa dönüyor bu. Loş ışık verirken ip çekilip bırakıldığında gün ışığına dönmekte gün diyelim. Gün ışığı verirken de arkadaşlar bir kere çekip bıraktığımda parlak ışık vermekte. Parlak ışık verdiğinde de bir kere çekip bıraktığımda arkadaşlar bu arkadaşımız kapanıyor. Tekrar kapalı hale gelecek. Başlangıçta kapalı olan bir lambanın ipi önce A kez çekilip bırakılmış. Lambanın parlak ışık verdiği görülmüştür. Şimdi parlak ışık verdiği zaman şimdi en azından bir e, loşa geçti. Loştan gün ışığına daha sonra parlak ışık 3 defa basılması lazım. Yani bu her dörtte bir kendini tekrarladığı için aslında A kez dönmesi arkadaşlar şu anlamı gelir. 4 hem artı 3 anlamına gelir. Yani biz buna kesinlikle tek diyebiliriz değil mi? Hani e, mantık ne? dediğim gibi dört kez tekrar en başa dönecek. Hani üçüncü kez de parlak ışık dolayı bu şekilde bir ifadeye çıkmış olacaktır. Sonra geldik diğerine. B'ye baktık. B kez çekili bırakılmış. Lambanın gün ışığı verdiği görülmüştür. Bak lambanın sonra demiş. Yani devam ediyorsun. Parlak ışıktan gün ışığına geleceksin. Bir kere bir kere çektiğin zaman kapalı. Bir kere çektiğin zaman loş. Bir kere çektiğin zaman gün ışığına geldiğine göre. O zaman bu da arkadaşlar 4n artı 3 olmak zorunda. Yani her 4'ün katından sonra 3 fazlasını aldığınız zaman kesinlikle parlaktan gün ışığına dönecektir. Ben buraya da tek diyeceğim. Sonra geldik. Burası önemli. Daha sonra lambanın ipi C kes bırakılmış. Lambanın kapandığı görülmüştür. Şimdi gün ışığından parlak ve kapalıya geçtiğine göre demek ki C'de arkadaşlar 4P artı 2 gelmek zorunda. Çünkü 2 defa fazlalık bıraktığın zaman gün ışığına dönüyor. O zaman biz buna ne diyeceğiz kesinlikle? Çift bir sayı diyeceğiz. Evet. Bunu sağlayan seçenek hangi isterseniz E, e seçeneğidir. Çünkü tekle tekin toplamı çifttir. Bu da çift olduğu için çarpımları kesinlikle çift gelmek zorunda. O da zaten E şıkkıdır. Sekizinci sorudayız. İki duvar arasında gerilen bir ip tamam. Üzerinde iki balon şekli gibi asılmıştır. Bu iki balon arasında iki tane beyaz balon veya dört tane sarı balon yan yana her iki balonun ipe bağlandıkları noktalar arasındaki mesafeleri eşit olacak biçimde asılmak istenmektedir. Yan yana bulunan her iki balonun ipe bağlandıkları noktalar arasındaki mesafe beyaz balonların asılması durumunda sarı balonların asılması durumuna göre 18 santim fazla olmuştur. Şimdi arkadaşlar burada beyaz balonları asalım. Beyaz balonları şöyle bir renkle gösterelim. Şuraya beyaz balonlardan kaç tane asacağız bu arada? İki tane. İki tane asarsak arkadaşlar ya bir tanesini buraya asacağız. Şunu beyaz diye görelim. Bir tanesi de buraya asacağız değil mi? Şöyle yapalım. Sarı balonlardan ise kaç tane asmam lazım benim? 4 tane. 4 tane asarsam bunların renkleri eşit olacağından dolayı. 1. Şöyle gelsin. 2. E, şöyle yapalım. 3. Ve 4 tane balon asmış olalım. Şimdi buradaki aslında hani önemli olan ya da bizden istediği şeyler aralıklar. Mesela ben 2 tane beyaz balon astığım zaman burada arkadaşlar 1, 2, 3 tane aralık meydana gelecek değil mi? Alt tarafa baktığımız zaman 1 2 3 4 5 tane aralık meydana gelecek. Demek ki bu ipin iki balon arasındaki uzunluk arkadaşlar 3 ve 5'in katı olmak zorunda. 3 ve 5'in katına biz ne diyelim o halde? 15k diyelim. O halde iki tane beyaz ıı, balon arası ya da diğer balonlar arası 5k olurken sarı balonlar arası arkadaşlar ya da diğer balonlar arası 3k olmak zorunda. Çünkü bunlar birbirini tamamlasınlar. O zaman şunu diyebiliriz. Üsttekiler 5K, alttakiler 2K olduğu için ben 5K'dan 2 tane K'yı çıkardığım zaman 3K. Bu da 18'e 3 k çıkardığım zaman 2K. Bu da 18'e eşit olduğuna göre K 9'dur. Bizden ipin uzunluğunu istiyor. Yani iki balon arasındaki mesafeyi istiyor. E zaten ben 15K demiştim tamamına. 15 çarpı 9'dan 135'e ulaşmış olacağım. O da A seçeneği olarak bulunur. 9. soruda yine güzel bir mutlak değer sorusu. Bir otelin girişinde ABC e, kentlerindeki ait yerel saatleri gösteren birer dijital saat bulunmaktadır. Bu saatlere bakan bir müşteri A ve B kentleri arasındaki yerel saat farkının 4 yani yerel saat farkının 4 olduğunu biliyorsak hangisinin büyük ya da küçük olduğunu bilemem, değil mi? B ve C kentleri arasındaki yerel saat farkının 3 olduğundan bahsetmiş yani yine bu da arkadaşlar B ve C'nin mutlak değerinin 3 olduğundan bahsediyor. Sonra A kentine ait yerel saatin 14 iken C'nin hangisi olamayacağını soruyor. Yani biz buraya 14 yazdığımızda A'ya 14 desek arkadaşlar şöyle diyeceğiz. 14 eksi B eşittir ya 4 gelir ya da arkadaşlar 14 eksi B eşittir eksi 4 olması lazım. İki tane durumum var çünkü burada benim. Biz buradan B'yi bulabiliriz. Diğer tarafa attığımızda B 10 geldi. Buradan B 10 gelirse arkadaşlar buradan da B 18 olarak bulunacak. 2 tane B değerim çıktı. B eksi C de 3 olduğuna göre C'ye ulaşabiliriz. biz buradan B'ye 10 verip yapalım. B eksi C değeri ya da 10 eksi öyle diyelim. 10 eksi C 3'e eşittir. Ya da 10 eksi C dediğimiz ifade. Pardon 10 demişim. <laughs> Şunu geriye alayım biraz. Evet 18 eksi C dediğimiz ifade de arkadaşlar 3'e eşittir. Şimdi gel buradan da yine mutlak değerini ayıp yapman lazım. Şöyle diyeceksin. 10 eksi c eşittir 3 ya da 10 eksi c eşittir 3 gelmesi lazım. Demek ki c dediğimiz 7 geldi. Buradan da arkadaşlar c 13 olarak bulunur. Sonra 18 eksi c 3'e eşittir ya da 18 eksi c'nin 3 olması lazım. C 15 gelecek ya da C dediğimiz ifade 21'dir. Bakın 7 var, 13 var, 15 de var. Sıkıntı yok 21 de var ama 17 olmadığı için cevap 17'dir diyeceğiz. 10. soruda güzel bir soruydu. Yine geçmiş yıllarda sordukları soru tiplerine çok benziyor. İki kız ve üç erkekten oluşan bir arkadaş grubunda kızların isimleri Aylin ve Bensu, erkeklerin ikisinin ismi Akın ve Kenan'dır. Kızların isimlerinin oluşturduğu küme X. Biz bir tane küme belirleyelim. Şu arkadaşlar kızların kümesi olsun. Bu da erkeklerin kümesi olsun. Şöyle yazalım. Bu X kümesi kızlara eşit. Bu da Y kümesi muhtemelen, bu da erkeklerin kümesiymiş. Bu isimlerle arkadaşlar kü, e, ne oluşmuş? Bir küme oluşmuş. X ve Y'nin kesişimi, yani bir tane A elemanını buraya yazmışız, B elemanını yazmışız, E elemanını yazmışız, N ve U elemanını yazmışız değil mi? Kızların oluşturduğu kümeye bakarsak hangi elemanlar dışarıda kalmış? A içeride zaten sıkıntı yok. Y'yi yazmadığım için Y kesinlikle burada olmak zorunda. L'yi yazmadığım için L kesinlikle burada olmak zorunda. İ yazmadığım için İ burada olmak zorunda. N zaten kesişimde var. B yine kesişimde var arkadaşlar. e'de kesişimde var. N de var. S olmadığı için S'yi de kesinlikle buraya yazdım. Erkekten kalan kümelere bakalım. Sadece erkekte bulunup kesişimde bulunmayanları araştıracağım. A var zaten. K yok arkadaşlar yazdık. Sonra E dediğim eleman var zaten. Pardon. I yok. I'yı yazalım. Sıkıntı yok. I dedik buraya. Sonra arkadaşlar N var. Sorun yok. K yazmıştık. E yazmıştık. N'yi zaten içeride yazdık. Bir de A'yı da içeride yazdığımız için sorun yok. Hepsini oluşturmuş olduk. Şimdi biz erkek ismi erkek isimde barış yazabilir miyiz? Bakalım. B, ben A'yı kullanmışım Akın'dan dolayı. N'yi kullanmışım? K'yı kullanmışım değil mi? I'yı kullanmışım. Kullandıklarım bunlar. K'yı zaten kullanmışız. E'yi kullanmışız. N'yi kullanmışız. Başka kullanmadığımız ne var? B, U var. Ben erkek ismi yazarken B, U'yu kesinlikle kullanmam lazım. B, U'yu kullanmadığım için bunlar gider. Bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. Tamam mıyız? B, U'yu kesinlikle kullanmam lazım. Çünkü kesişim elemanı B ve U olarak gelmiş. Şimdi buray olur mu? Buray olmaz. Çünkü Y, y harf arkadaşlar kızların içinde olduğu için sadece kızlarda bulunduğu için gitti. Bulut olur mu? Buluta baktığımız zaman ee, bulutlu arkadaşlar ne var? B, L harfi bakın yine kızlarda olduğu için olmaz. Sadece Burak olacaktır. O da zaten E seçeneği olarak çıkar. Geldim 11. soruya. Güzel mi mantık sorusu. Şimdi arkadaşlar burada bana bazı bilgiler verilmiş. P, Q, R önermeleri verilmiş. Bu önermenin yanlış olduğu biliniyor. Şimdi yanlışsa arada V bağlacı var. Herhangi bir tanesinin sıfır olması yeterli. Bizim burada hangisinin sıfır olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi bu arkadaşımızın yaşını vermiştim 53. Şimdi bu 53 yaşındaysa şöyle alalım. 53 yaşındaysa 55 ile 65 yaş arasındaymış. Demek ki kesinlikle R nedir? 0 olmalı. Çünkü e, neden? 53 yaşındaysa 55 ile 65 arasındadır demiş R önermesine. R 0'dır. Bunu yazalım. R sıfırsa burası 1 yapar. Bu önermenin sıfır gelmesi için ise bağlacının sıfıra eşit olması lazım. P ise Q'nun değili sıfırsa 100 kuralından P'nin 1. Q'nun değilinin sıfır olması lazım. Demek ki P de 1'dir kubu da 1 olarak yazılır. Şimdi P1 ise ve doğrudur. Sibel Hanım'ın kilosu 60 kilogramdan fazladır demiş. Fazlaysa o zaman 56'yı, 58'i ve 59'u eleriz. Q da doğruysa 160 yani 164 ile 170 santim arasındaysa sadece 166 sağlar. C seçeneğini işaretlemiş olacağız. 12. soru kolay bir fonksiyonda işlem sorusu. A pozitif bir gerçek sayı olmak üzere gerçek sayılar kümesinin F ve G fonksiyonları tanımlı, tanımlanmış. Buna göre benden G7'yi soruyor. Önce arkadaşlar şurada F1 çarpı G1 olarak yazıldığını görmemiz lazım. Eşittir. Burası da F2 çarpı G2 olarak yazılırsa bu bilinmeyenleri yerine yazdığımız zaman A'yı bulup oradan G7'ye ulaşabiliriz. F1. F fonksiyonunda X yerine 1 yazarsam 1 artı A gelir. Çarpı G1. G fonksiyonunda 1 yazarsam yine A artı 1 gelir. Eşittir. F2. F fonksiyonunda 2 yazarsam 2 artı A gelecektir. Daha sonra arkadaşlar G2'de buradan da 2A artı 1 olarak bulunur. Sonra biz bunları dağıtırsak bakın burası A artı 1'in karesi geldi. Şurada hata yapmayalım yine. <laughs> 2 yazdık 2 artı A buradan da 2A artı 1 geldi. Burada arkadaşlar A artı 1'in karesinden A'nın karesi artı 2A artı 1 gelir. Daha sonra ben bu şöyle alalım. Bunları toplamam lazım. Topladığım zaman da 3a artı ne gelecek arkadaşlar? 3 gelecektir. Şurası. Sonra ben hepsini sağ tarafa atarsam, <laughs> sol tarafa atarsam a'nın karesi eksi a eksi 2 eşittir sıfırdan. çarpanlarına ayırdığımız zaman eksi 2'ye artı 1 yapar. Demek ki a dediğimiz ifade 2 ya da a dediğimiz ifade eksi 1 gelecektir. Sonra geldim ben a'yı e, a zaten pozitif olduğu için eksi 1 alamam. Ben g'nin kuralını bulabilirim. gx dediğimiz ifade eşittir. 2x artı 1 gelir. Yerine 7 yazarsam 2 çarpı 7 artı 1'den de ben 15'e ulaşmış olacağım. O da arkadaşlar b seçeneğidir. 13. sorudayız. En bir doğal sayı olmak üzere arkadaşlar. Ee, ve ne demiş? Rakamları farklı. E, evet. Farklı rakamların sayısını göstermiş. Yani içinde 3 tane farklı rakam olduğu için 3 diyorsun. Ve bunun arkadaşlar içerisinde. 5 tane farklı rakam olduğundan dolayı sen bunun değerine 5 diyeceksin. Demek ki bunların toplamı ya 3 artı 2'dir ya da 2 artı 3 olarak gelmek zorunda. 3 artı 2 ya da 2 artı 3 olabilmesi için arkadaşlar A'nın ortak bir rakam olması lazım. Örneğin burada biz A'ya 3 desek atıyorum. A'ya 3 dediğimiz zaman arkadaşlar 3A şöyle alalım. Birinci sayımız 3, 3, 5 yapar. Değeri 2 gelir. Diğer sayımız da arkadaşlar 563 yapar. Değeri 3 gelir. Topladığımızda 5 çıkar. A3 olabilir. A'ya 5 dediğimiz zaman hani ortak sayıları seçeceğim çünkü ben. Burası 355 yapar. Değeri 2'dir. A'ya arkadaşlar 565 diyeceğim ve değeri 2'dir. Demek ki bu 4 çıktı. A5 olamaz diyorsun. Sonra A'ya 5 diyemediğimden dolayı A'ya sadece 6 diyebilirim de ortak olan o var. 6 dediğimiz zaman 365 gelir ve bunun değeri 3'e eşittir artı. Diğeri de arkadaşlar 566 yapar. Bunun değeri de 2 olduğu için topladığımızda 5'e eşittir. A 3 ve 6 olduğundan dolayı topladığımızda 9 değerine ulaşacağız. O da B seçeneğidir. Geldim 14. soruya. 3 basamaklı ABB B ve BAB B doğal sayılarının biri 11 diğeri 12 ile tam bölünebilmektedir demiş. A artı B toplamını benden soruyor. Şimdi arkadaşlar 11'e bölünebilmesi için artı eksi artı kuralından buraya baktığımızda artı eksi artı dersek B'ler sadeleşir. Sadece A kaldığı için A'nın 0 olamayacağından dolayı ya da 11 olamayacağından dolayı biz bu arkadaşımıza 11'in katı diyemeyiz. Yani demek ki burası bizim için 11'in katı gelecek. Şöyle. Evet burası 11'in katı olmak zorunda. Burası arkadaşlar artı eksi artıdan burası da 12'nin katıdır. Kesin söyleyeceğim şey budur. Çünkü diğerine sen 11'in katı demiş olsan Hani o kuralı uymadığından dolayı yapamazsın Demek ki bu 11'in katı Bu da 12'nin katıysa arkadaşlar 3 ve 4'e tam bölünebilmesi lazım 3 ve 4'e tam bölünebilmesi için Bu sayımızın öncelikle şu olması lazım A sayısı 4'e 4 gelmesi lazım 0 yazamıyorsun zaten Ya da A sayısının 8'e 8 olması lazım Şimdi bu arkadaşımızın bitirdik Şimdi bir de 3'ün katı olma durumuna bakalım Burası 8 geliyorsa 8 geldiğinden dolayı 1 olabilir sonra 4 olabilir sonra arkadaşlar Evet 4 bir de 7 olabilir değil mi bunları bu şekilde yazmış olduk başka bir şey gelir mi 8 12'nin katı Tamam burayı böyle yazdık 1 4 1 4 7 olarak bulunabilir sonra diğerine geldiğimizde ise Burada arkadaşlar 1, 4, 7'yi sağladıktan sonra biz şey diyemeyiz. B, A, B sayısının da 11'in katı olması lazım ya. Yani 414. Ne yazabiliriz başka? 444 yazabiliriz. 474 yazabiliriz. Burada 11'in kuralını uyguladığımız zaman buradaki hiçbir sayı 11'in katı değildir. Bu gitti. Geldim buraya. 8, 8, A dediğimde A dediğim zaman bunun 3'e de bölünmesi lazım. Demek ki buraya ben 2 diyeceğim. 5 ve 8 demem lazım. Biz bunları tekrar hani B, A, B sayısını yazarsam sıra sıra şöyle sayı e, stiler diyeceğim. 828, 858, 888 zaten 11'in katı değil. Buradan eksi artı eksi kuralı uyguladığımız zaman arkadaşlar yine bu 11'in katı gelmez. Ama şuraya baktığımızda işte bu arkadaşımız 11'in katı olarak gelir. Yani A buradan kesinlikle ve 5 gelmesi lazım. B de 8 geldiği için topladığımızda cevap 13 olarak bulunacak. Hani küçük bir karıştırdık ama 15 ile devam edelim hadi. 15. soruyla devam edelim. ABC sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. iki basamaklı AB doğal sayısıyla ile 2 basamaklı BC doğal sayısının toplamı iki basamaklı CA doğal sayısının 1 eksiğine eşittir demiş. O zaman yapalım biz burada arkadaşlar. AB sayısıyla BC sayısını toplayıp iki basamaklı C A sayısının bir eksiğine eşitleyeceğiz. Bu koşulu sağlayan kaç tane ABC sayısı vardır demiş. Üstünü çizmiş zaten birbirinden farklı olacak. Her birini çözümleyelim arkadaşlar. Buradan bir tane 10A var. Ee, i̇kisini topladığımız zaman 11 tane B yapar ve bir tane C eşittir. 10 tane C artı bir tane A eksi 1 olarak bulunur. Sonra biz şöyle yapalım. C'yi ve 10A'yı diğer tarafa atalım. Eksi 1'i de karşı tarafa gönderirsek 11 tane B artı 1 eşittir kaç gelecek? 9 9a artı pardon 9c eksi 9a olur. 9c 9a olacaktır. Tekrar 11b artı 1 dediğimiz ifade eşittir. 9 parantezinden c a olarak bulunur. Sonra gel yorumla bunu. Ben burada sağlayan değer yani karşı tarafın 9'un katı olmasını istiyorsam b'ye sadece 4 verebilirim. B'ye 4 verdiğim zaman burası 45 yapar ve ben buraya da 5 diyeceğim. Demek ki C eksi A ifadesinin 5'e eşit olması lazım. Ve B'de nedir? 4. Burada alabileceği değerlere bakarsak. 1. 9'a 4 verebiliriz. Birbirinden farklı olduğu için 4'ü veremezsin. 8'e 3 verebilirsin. 7'ye 2 verebilirsin. Ve 6'ya 1 verebildiğin için. 5'e 0 da veremiyorsun zaten. 0'dan farklı. 3 tane değer ortaya çıkacaktır. O da arkadaşlar C seçeneğidir. Geldim 16. soruya. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayıya çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasında o veri grubunun medyan denir. Modu da açıklamış bize. Bize arkadaşlar bunları yazmış. Bu ölçülen bu sıcaklık değerlerinden oluşan veri grubunun modu bulunuyor. Sıcaklık değeri veri grubunun moduna eşit olan günler veri grubundan çıkarılıyor. Kalan günlerin bizden medyanını sormuş. Biz bunları arkadaşlar oluşturalım. 16, 16. 2 tane 16 vardı çizdim. Bir tane 18 var. Onu yazdık. Başka bir tane 19'umuz var. 3 tane de 20 var sanki. Toplam 7 gün var. Ve bunun modu siliniyor. 20'leri attık. Elimizde kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. Bizden bunun medyanını istediği için arkadaşlar ortadaki iki terimin toplamını bulacağız. Yani ben 16 ile 18'i toplayıp 2 ile sadeleştirdiğimizde medyanımız 17 gelecektir. O da B seçeneği olarak bulunur. 17. soru da güzel bir soruydu arkadaşlar. Bakalım her birinin yerinden yüksekliği farklı 3 duvar rafına oyuncak ayı, oyuncak kat ve kaktüs bitkisi önce şekil 1'deki gibi daha sonra şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Şekil 1 ve şekil 2'deki eşit olan yükseklikler kesikli çizgilerle gösterilmiştir. Oyuncak ayı, oyuncak kat ve kaktüsün boyları toplamı 15 birim olduğuna göre en soldaki rafın yerden yüksekliği 18 birimse diğer iki rafın toplam yüksekliğini benden sormuş. Şimdi biz bunları isimlendirelim arkadaşlar. Oyuncak ayıya x diyelim. Zaten hani oyuncak ayıyla diğer raf aynı eşit işte uzunluktaysa kaktüs de x'tir. Biz ata da y diyelim. Bunu bulduk. Şimdi bakın biz şuradaki arkadaşlar değeri bulalım. Şunun hepsi zaten x değil miydi? Şu iki yani diğer iki raf arasındaki uzunluk kaktüsün boyundan atın boyunu çıkarırsak x eksi y'ye eşittir. Burada da arkadaşlar yine en sondaki iki raf arasındaki uzunluk atın boyuna eşit olduğu için x'dir, y'dir değil mi burası da yazdık. Sonra şöyle diyeceksin o halde x eksi y eşittir y ise x dediğimiz ifade 2 y'dir. Ben x yerine 2 y yazarsam bunu silelim artık. Buraya 2 y yazdım. Buraya da 2 y yazdığım zaman hepsinin toplamı 15'e eşitse oyuncakların Demek ki 5 tane y, 15'i veriyorsa y dediğimiz ifadenin 3 olması lazım. Tamam, y 3 ise biz bunların boy yerden yüksekliklerini bulabiliriz, değil mi? Şöyle yapalım o halde. Bu arkadaşımızın yerden yüksekliği ve bu arkadaşımızın yerden yüksekliğine bakarsak, e, hani burası bir tane 2y, yani 6 santim yerden yüksekliği varsa 24 yapar. Bunun yerden yüksekliği de arkadaşlar, 3 santim çıkaracaksın çünkü atın boyu 3 santimde. 18'e 3 santim eklersem 21 santim yapar. İşte x'in toplamı bana 45'i vermeli diyeceğiz. O da A seçeneği olarak çıkar. 18. sorudayız. Bir turistik bir turistik adayı gezmek isteyen ziyaretçiler için tekne seferi düzenlemektedir. Tekne için en az 20 yolcu, en fazla 35 yolcu taşıyabilecek şekilde araçlar ayarlanmış. Belli bir günde 3 tekne seferi düzenlenmiş ve bu sefere toplam 91 yolcu taşınmıştır. Tamam birinci seferde taşınan yolcu sayısının ikinci seferde taşınan yolcu sayısına oranı 4/5'tir. Demek ki arkadaşlar bizim en fazla en az taşıdığımız sefer 4k yani 4'ün katı olan bir yolcu taşımışım ve 35 olmuş şurası. Diğer tarafa baktığımızda yine 20 ile 5'in katı olan taşıdığım yolcu sayısının 35 olduğunu ben görebiliyorum. Bunlar bu şekilde yazıldı. Tamam. Buna göre üçüncü seferde taşınan yolcu sayısını sormuş. Şimdi arkadaşlar bunlar tam sayı çıkacağından dolayı hani 4 ve 5'in katı olan sayıları bulmam lazım. K'ya değer vererek gideceksin. K'ya en az 5 verebilirsin değil mi? K5 için arkadaşlar birinci de taşınan yolcu sayın 20'dir. İkinci de taşınan yolcu sayın 25'tir. Çünkü sağlar. Üçüncü de yolcu taşınan 3 olsun ve ben bunu 91'e eşitlersem buradan 45 gelir. 45'i diğer tarafa atarsam x eşittir 46 olur. 20 ile 35 arası yolcu bulacağından dolayı sen 46'yı alamazsın. K dediğimiz değere ben 6 dersem. Birinci 24 gelir. Diğeri de arkadaşlar 30 gelir. Ve en sonra da x'ler 91'e eşit dersek. Buradan 54 gelir. 54'ü çıkardığımızda x eşittir 37 yapar. Yine 35 yolcu sayısından fazla olduğu için alamazsın. K'ya en son 7 dediğimizde ise. Birinci seferde 28 taşırsın. ikinci seferde 35 taşırsın x eşittir 91 geliyorsa buradan da arkadaşlar e, kaç geldi 3 e, 63 geldi herhalde 63 çıkardığımızda 28 tane yolcuyu bulmuş olacaksın o da c seçeneği olarak gelecektir gerçekten güzel ve kaliteli bir soruydu 19'a devam edelim. Geldim meşhur kahve sorusuna ve belki de TET'nin en zor sorularından bir tanesiydi arkadaşlar bu. Çok güzel İyi bir eşitsizlik kurgulanarak çözülebilecek bir soru arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bir kahve makinesinde bardak koyma hazinesini e, yukarıda açıklama yapmış. En az 11.5 en fazla 12.4 olması lazım ki boyun oradaki kahve makinesi çalışabilsin. 14.5 uzunluğunda bir bardak yerleştiğinde makine çalışmakta. Şimdi biz bu haznenin uzunluğuna H diyelim. Değil mi? Haznenin uzunluğu arkadaşlar H olsun. Biz 14.5'luk bir yani 14 buçukluk bir bardak koyduğumuzda demek ki bu bardak 12.4 ile 11.5 buçuk arasında gelmektedir. 14 buçu ben sağ ve sol tarafa attığım zaman bu bardak arkadaşlar haznemiz 26 ile diğer tarafa gönderdiğimizde 26.9 arasında bir değere eşittir diyeceksin dahil olarak. Ama 15.2 olduğunda bardak çalışmamakta. Şimdi şöyle düşünün. 15.2 koyduğun zaman 14.5'e göre daha yükseklik olacağına göre o zaman diyeceksin ki hazine eksi 15.2 kesinlikle 11.5'tan küçük olarak alacaksın. 12.4'ü işin içine katmıyorum. Çünkü zaten 12.4'ten kesinlikle küçük gelecek. 11. 11.5'tan da küçük gelmesi lazım ki hazne çalışmasın. O zaman ben bunu karşı tarafa attığım zaman hazne kesinlikle arkadaşlar 26.7'den küçük bir sayıdır. O zaman şu iki eşitsizliği birleştirdiğimizde hazneyi şu şekilde tasarlamış olduk. Haznemiz bizim 26'dan kesinlikle büyük eşit. 26.7'den de küçük. Eşitlik yok ama burada. Eşitliği koyarsan yanlış yaparsın. O zaman biz bardağımıza 14.2 dersek değil mi? Bunlardan 14.2 çıkardığımız zaman birincisi arkadaşlar 11.8 ile virgül. Bundan 11.2 çıkardığımızda ne gelir? 12.5 arasında bir bardak yüksekliğine sahiptir. Şimdi bu haznemiz için e, olumlu buçuktan büyük olduğu için 11.8'e çalışır. Ama en fazla 12.4'te çalışacağı için 12.5'da çalışmaz. Yani kesinlikle çalışsın diyor. Demek ki şu birinci seçenek olmaz diyorsun. Yine bardağımızın boyu 14.4 olursa arkadaşlar biz e, 26'dan 14.4'ü çıkardığımızda e, ne gelecektir? 11.6 gelir virgül. 14.4'ü çıkardığımızda buradan 12.3 gelir. Bu aralıkta kesinlikle çalışır. Sıkıntı yok. Çünkü 11.5 ile 12.4 arasındadır. Burada oldu. Ben bardağı 14.6 desem. 14.6'dan çıkardığımda 11.4 yapar. Diğeri de arkadaşlar 12. 3, 12. kaç gelecektir? 1 gelir. Bakın. Şu en son seçenekte çalışabilir ama 11.4'te kesinlikle çalışmayacağından dolayı biz bunu da kesin diyemeyiz. Yalnızca 2'yi de dediğim gibi soru kaliteli ve çok hoş bir soru olarak geçebiliriz. 20. sorudayız. Bu da güzel farklı bir soruydu. Yeşim Edirne'de cami fotoğrafı ile sosyal medya üzerinde bir anket düzenlemiş. Bu fotoğrafın hangi nereye ait olduğundan sormuş arkadaşlar. Belli bir süre sonra bazı yerlerde kullanılan oy sayıları ve bazı kullanılan oy yüzdeleri verilmiştir. Yukarıdaki dağılımdan sonra 4'e Edirne, biri İstanbul olmak üzere 5 oy daha kullanılmış. Son durumda Edirne elinde kullanılan oy sayısının toplam oy sayısına yüzdesini sormuş bana. Şimdi arkadaşlar %35 burası, %40 da burası olduğuna göre şu iki ilimize ben %75 oy kullandım. Diğer 2 5 diğer 2 ilimiz yani 5 oyumuz aslında %25 oya denk gelecekmiş. Her oyumuz yani bir tane oyumuz arkadaşlar %5'e denk gelecektir. O zaman her birimiz %5'e denk geliyorsa demek ki buradan 7 tane oy atılmış. Buraya da arkadaşlar 8 tane oy atılmış. Son durumda şuraya da son yazalım. Son durumda Adana'ya arkadaşlar 3 oy kalmış zaten sıkıntı yok. Edirne için 4 tane oy gelmiş 11 tane oy olmuş. İstanbul için bir tane oy gelmiş 9. Diyarbakır için gelmediği için ona da 2 diyorsun. Son durumdaki yüzdeyi sormuş bana. Edirne zaten 11 oy. 11 bölü. Genel yüzdeyi bulmak istiyorsak hepsini hepsine bölelim. 11 bölü 15 çarpı 11 bölü 15 miydi? Bir daha? bakalım. 20, 25 yapar pardon. 11 bölü 25 çarpı yüzdesini bulmak için yüzde çarparsak işte bu bana yüzde 44'ü verecektir. O da B seçeneği olarak çıkar. 21. sorudayız. Aynı tür ürünlerin fiyatları aynı olan AB kırtasiyelerindeki kampanyalar aşağıdaki gibidir. A. Kırtasiyeli bir sırt çantası alımında bir kalem yarı fiyatına satılmakta. B. E, kırtasiyesinde aynı tür iki ürün alına ikinci üründe %40 indirim uygulanmaktadır. Ege ve Deniz A. Kırtasiyesinin kampanyasına yararlanarak 300 TL olan aynı sırt çantası ve tanesi 120 lira olan kalemden birer tane almıştır. O zaman arkadaşlar A için Ege ve Deniz'in ödediklerine bakalım. Ege ve Deniz. Şimdi 300 liraya ben sırt çantası alıyorum zaten. Sırt çantası alana bir kalem yarı fiyatına ise bu sırt çantasıydı. Kalemin fiyatı da arkadaşlar 60 diye denk gelecek. Bunları topladığımızda 360, 360, 720 liraya denk gelecektir. B için bakalım. B'de ürünüm ne? ürün alana ikinci üründe 40 indirim olmuş. Aynı tür iki ürün. Şimdi bunlar aynı tür, aynı tür sırt çantası aldığı için arkadaşlar iki tane sırt çantası almışlar, değil mi? Sırt çantası. Demek ki 300 lira para vermişler artı ikinci ürün %40 indirimli e, uygulanmış. İkinci ürüne %40 indirim uygulamışsa ikinci ürünün %60'ının parasını vermişlerdir. 180 eklediğimizde 480 lira bunlar sırt çantasında para vermişler. Sonra geldik iki tane kalem alsın. İki kalem için 120 lira para vermişler ve diğer kaleminde de %60 parasını vermişler. Değil mi? İki kalemi de böyle almışlar. 2 sıfırı sadeleştirdiğimizde buradan 120 72 eklediğimizde 192 lira olarak bulunur. Bunları da topladığımızda arkadaşlar 2, 7 ve 672 lira para ödemiş olacağım. Demek ki ben 720 lira para yerine 672 lira para ödediysem sonuçta 48 liralık bir karım olmuştur. O da D seçeneği olarak ortaya çıkar. Geldim 22. soruya. Bir sporcu eşit uzunlukta 5 parçaya ayrılmış şekilde dairesel parkurda A noktasından ok yönünde sabit hızla yüksek tempoda koşarak 60 saniyede B noktasına ulaşmış. Yani buradan aslında yüksek tempoda ve yüksek diyelim aslında buraya 60 saniyede alıyor. X eşittir 60 çarpı ve yüksek diyelim. Şöyle yapalım. Sonra bu sporcu B noktasından ok yönünde sabit hızla düşük tempoda koşarak 320 saniyede A noktasına ulaşmıştır. Buradan B noktasından başlıyor, düşük tempoda koşuyor. Aslında 4 tane x yol oluyor. Yollar özdeş olduğu için düşük tempoda 320 saniyede ve düşük tempo diyelim. Bu sporcunun parkurun tamamı düşük tempoda koşma süresi ile parkurun tamamını yüksek tempoda koşma süresi nedir demiş. Şimdi parkurun tamamı arkadaşlar 5x olduğuna göre demek ki ben bunu 5 ile çarparsam ne gelecek? 5x yolu ben 300 çarpı ve yüksek tempoda alırım. Burada da arkadaşlar her bir parkuru 80 saniyede alacağına göre bunu da 5 ile çarparsam yine 5x dediğimiz ifadeyi 400 çarpı ve düşük tempoda alabilirim. İkisi arasındaki fark ise e, kaç gelecektir? 100 saniye olarak bulunur. O da C şıkkı olarak çıkar. 23. sorudayız. Bir ressam ilk sergisinde elindeki tüm tabloları sergilemiş ve tabloların bir kısmı satmıştır. Bu ressam daha sonra tüm sergilerinde bir önceki sergide satılmayan tabloları ve yaptığı yeni tabloları birlikte sergilemiştir. Tamam ressam her sergide sergilediği tablonun 3 bölü 5'ini satmıştır. Ayrıca ilk sergide sonraki her sergisi için bir önceki sergiden kalan tablo sayısı kadar yeni tablo yapmıştır. Diyelim 5 tane tablosu var. 3'ünü sattı. 2 tanesi kaldı. Tekrar 2 tane yaparak 4 tane tabloyu satışa çıkarıyor. Ve tekrar bunların 3 bölü 5'inin satılmasını sağlıyor. 3. sergide 96 tane tablo satıldığına göre. Şimdi arkadaşlar biz burada çok kesirle uğraşmamamız için tüm duruma 3 defa sergi açıp 3 defa satacağından dolayı yani 3 defa biz bir kesirin 3 bölü 5'ini alacağımızdan dolayı arkadaşlar 5 çarpı 5 beş çarpı 5'ten 3 defa oradan geliyor. 125 x diyelim. Yani şu birinci durumda aslında 125 tane X tablosu var. Cepte bu. İkinci sergiye gelirken ve üçüncü sergi diyelim. Burada arkadaşlar 3 bölü 5'i satılıyorsa satılan tablomuz 60x. Burada da kalan tablomuz pardon 3 bölü 5'ini 75x satılmış. Yanlış yazdık orayı. Kalan x'imiz arkadaşlar 50x'tir. Sonra biz kalanların üstüne Tekrar kalanlar kadar tablo yapacağız. Yani 50x'e ben 50x daha tablo eklersem 100x tane tablom olacak. İkinci sergide de yine bunların ben 3 bölü 5'ini satarsam. Satılan tablolarımız 60x oldu. Kalan tablolarımız da arkadaşlar 40x oldu. Sonra tekrar kalanın üstüne eklediğimiz zaman. Kalanın üstüne tekrar kendi sayısı kadar ekliyorsun 80x oldu. 3 bölü 5'ini satarsam. Buradan satılan tablo sayımız. Eee. 5'e bölüp 3 ile çarptığımız zaman 48x kalan tablomuzda arkadaşlar 32x olur. Bize neyi sormuş? 3. 8 96 tablo sattığına göre demek ki şöyle diyeceksin. 48x eşittir 96 geliyorsa x dediğimiz ifade 2 olmalı. İlk durumda kaç tane var demiş. Zaten ben x'i 2 bulduğuma göre 125 çarpı 2 diyeceğim. Demek ki 250 tane tablo bulunmaktadır. O da zaten D seçeneğidir. Geldim 24. soruya. Aras elindeki bilyelerin tamamını üçerli gruplara ayırdığında iki basamaklı AB sayısına kadar, sekizerli gruplara ayırdığında iki basamaklı BA doğal sayısı kadar grup elde etmektedir. Demek ki arkadaşlar elindeki bilye sayısına biz x desek, şunlar bilyeler olsun. Biz bunları üçerli gruplara ayırdığımızda AB sayısı kadar, yine elimdeki sayımız x olsun ve sekizerli ayırdığımızda BA sayısı kadar grup elde ediyorum. Şimdi biz bu iki tane x e eşitlersek 3 çarpı AB dediğimiz ifade 8 çarpı BA'yı eşittir. Buradan 10A artı B geldiğinden dolayı 30A artı 3 tane B eşittir. 80B artı 8B olarak ortaya çıkar. Sonra bir kere daha düzenlediğimizde biz bu 3B'yi diğer tarafa attığımızda 77B eşittir. Bunu da karşı tarafa gönderdiğimizde 22A yapar. Her iki tarafı 11 ile sadeleştirdiğimizde 2A eşittir 7B olarak ortaya çıkacaktır. Sonra biz burada A'ya 7 der B'ye de 2 dersek sağlayan değerler bunlardır. O zaman 72 ise arkadaşlar AB 72 ve ben bunu 3 ile çarptığım zaman X sayımız 216 olarak ortaya çıkar. Şimdi demiş ki hangisine gruba ayrılırsa elde grup sayısına ait olabilir. Demiş şimdi bu 40 olmaz zaten 60 da olmaz. 7'ye bölünmediği için 7 de gelmez arkadaşlar. Ama 48 sayısı 54 sayısına bakarsak 9 çarpı 6'dır. 54'ün kaç katına eşittir bu? 54 sayısı olur. Sadece tam bölünür arkadaşlar. 4 katına eşittir. 48 de olmaz. Cevabımız C seçeneği olarak çıkacak. 25. sorun bir grafik sorusu. Serkan'ın dolabında gömlek, pantolon ve ceket olmak üzere 3 çeşit kıyafet bulunmaktadır. Başlangıçta dolapta bulunan bu kıyafetlerin sayıca dağılımı şekilde gösterilmiştir. Serkan dolabından belli sayıda kıyafeti kuru temizlemeye veriyor. Son durumda Serkan'ın dolabında kalan kıyafetlerin sayıca dağılımını gösteren daire grafiği başlangıçtaki ile aynı oluyor. Son durumdaki aynıymış tamam. Başlangıçta dolabında 5 tane ceketi olan Serkan bu ceketlerin bir tanesini kuru temizlemeye verdiğine göre Serkan'ın dolabında kalan gömlek sayısını sormuş bana. Şimdi arkadaşlar buradaki Serkan'ın dolabına bakalım. Serkan dolabında ne var? Ceket 90, burası da 135 olduğu için 225 tane e, gömleği var, ya yani 225 derecelik gömleği var. 5 tane ceketi olan Serkan, bu ceketlerin bir tanesini kurutmazı verdiğine göre Serkan dolabında kalan e, gömlek sayısını sormuş. Şimdi beşle orantılıydı. Aslında biz bunların her birini bölebiliriz. Yani 45'e böldüğümüz zaman şurası 1 k yapar, 45'e böldüğümüz zaman 2 k yapar, 45'e böldüğümüz zaman 3 k yapar. Ee, kalan gömlek sayısını sormuş. Şimdi 5 tane ceketi varmış başlangıçta. Demek ki buradan 5 tane varsa, buradan da arkadaşlar 15 tane ceketi e, şey var gömleği vardır. Serkan bunun bir tanesini kuru temizlemeye verdiği zaman e, dolabında kalan gömlek sayısını benden soruyor. Yani biz şöyle diyeceğiz az Evet. Şunu yanlış mı yaptık? Şu 5 kalacaktı. Çok özür. burada küçük bir kafa karışıklığı oldu arkadaşlar. Şöyle yaparsak daha mantıklı olur. Hani bunun 5 tane ceketi varsa 5k diyelim. Buraya arkadaşlar 10 tane k diyelim. 90'ın e, 99 katı. Buraya da arkadaşlar 45'in 9 katı bakın. Bunu da 9'a bölersem e, kaç gelecektir? 25k mı? Pardon. 9'a böldüğüm zaman bu arkadaşımıza e, 9'a bölersem 25k yapar. Yani bu bunun 5 katı aslında. Evet. Şimdi burada biz bir tane ceketi kuru temizlemeye verdiği zaman kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. Bak bu bunun 5 katı olduğuna göre demek ki buradan 4 tane ceketi kalıyorsa arkadaşlar 5 katından son kalan gömleğimiz de 20 tanedir. Onu o şekilde bulmuş olduk. O da E seçeneği olarak çıkacaktır. 26. sorudayım. Kuruluş yılı 1949 olan bir restorana gelen Ali Dede torununa aşağıdaki cümleyi söylemiştir. Bu restoranın kurduğu, e, kurulduğu yılda ben 11 yaşındaydım. O zaman biz Ali Dede'nin arkadaşlar kaç yaşında olduğunu bulabiliriz. 1949-11'den 1938 yılında doğduğunu bulabiliriz. Yani Ali Dede'nin doğum yılı 1938. Senin doğduğun ise burası 40 yıldır hizmetteydi. O zaman arkadaşlar e, doğduğunda torununun doğum yılını da bulabiliriz. 1949'a 40 eklediğimizde doğumu da... 1989 yılındaymış doğumu. 2022 yılında Ali dedenin ve torunun yaşını sormuş. Şimdi Ali dedi için arkadaşlar 2022'den ben 1938'i çıkardığım zaman 4784 84 yaşında olur. Torun ee, torunu için ise doğru değil mi? Evet 84 gelir. Torunu için ise 2022'den 1989'u çıkardığımda 3, 33 yaşında gelir. İşte ikisini topladığımızda 117 yaşında çıkacaktır. O da bana E seçeneğini verir. 27. sorudayız. Bir tekstil atölyesinde ardarda arda dizilmiş kartonları etiketleme yapan iki makine sırası sırasıyla aşağıdaki şekilde arkadaşlar seçecektir demiş. Geçecektir. Birinci makine ilk iki karton normal kesim sonraki iki karton dar kesim. Yani 2 iki, iki normal ve dar olarak ilerletiyor. Şöyle normal kesim, dar kesim, normal kesim, dar, e, pardon şu normal kesim olacak. Şurası dar kesim, burası dar kesim. Burası normal, normal ve dar olarak ilerleyecek. Aslında bu arkadaşlar her dörtte bir tekrar ne yapacak? Kendini yenileyecek gibi. Ve İkinciye yede, ikinci makine ise ilk kartonu S, ikinciyi M, üçüncü L harfleri etiketleyip bu şekilde SML olarak ilerleyecek. Yani buradaki arkadaşlar örüntümüzde SML, SML şeklinde 3-3 ilerleyecektir. O zaman bir şöyle yapacağız. Birincinin arkadaşlar periyodu, bunun periyodu 4'tür, bunun periyodu 3'tür. Her 3'te bir kendini tekrarlayacak, alttaki de her 4'te bir kendini tek tekrarlayacak. 175. karton için Önce arkadaşlar kesim için yapalım. Kesimi ben 175'i 4 ile sadeleştirdiğimizde kalan önemli kalan 3'tür. Demek ki 3. olan nedir? Dar kesime denk gelecektir. Yani dar kesim olan seçenek bizim için doğrudur. Şu normal kesimler gitti. Sonra ben arkadaşlar beden için yaparsam. Beden için de 175'i 3'e bölersem. Zaten rakamları toplamını 3'e böldüğümüz zaman kalan bilgedir. İlk harfimiz S olduğu için S'yi alacaksın. Yani dar ve S olan bizim için doğru geldiğinden dolayı A seçeneği olarak çıkacaktır. 28. sorudayız. Bir tur şirketi Adana'ya düzenleyeceği bir tur için tren, otobüs ve uçak olmak üzere 3 farklı ulaşım seçeneği sunmuştur. Şirketin bu tur için ulaşım araçlarına göre değişen bir kişilik ücret bilgisi ve bu ulaşım araçlarını tercih eden kişi sayıları ile ilgili bazı tabloda bilgiler verilmiş. Bu tura katılan kişilerden ulaşım için otobüsü tercih edenlerin sayısı Uçağı tercih edenlerin sayısının 6 katına eşittir şimdi 6 katına eşitse arkadaşlar bir daha bakalım Evet otobüsü tercih edenlerin sayısı uçağı tercih edenlerin sayısının 6 katına eşittir kişi sayısı olarak baktığımızda Demek ki ben kişi sayısı 108'i e 6 ile sadeleştirdiğimizde 18 18 kişi uçağı tercih etmiştir diyebiliriz Ayrıca bu turda ulaşım için tren tercih edenlerin ödediği toplam ücret Uçağı tercih edenlerin toplam ücretine eşittir. Bir de ne verilmiş bana? Tamam. Ee, toplam kaç kişi gitmiş diye sormuş. Şimdi de şurada bir ifade var mı? Bir kişinin ücreti verilmiştir. Bu tura katılan kişilerden ulaşım için otobüs tercih edenlerin sayısı uçağa 6 katına ayrıca bu turda ulaşım için treni tercih edenlerin ödediği toplam ücret uçağa tercih edenlerin toplam ücretine eşittir. Şimdi biz şöyle diyeceğiz o halde arkadaşlar. Ee, uçağı uçağa tercih edenlerin ödediği ücret trenin tercih edenlerin ödediği ücrete eşitse şuna x diyelim. Demek ki 300 liradan x kişi eşittir. 750 çarpı 18 diyeceksin. Sadeleştirme yaparsak sıfırlığa gider. Ben bunu 3 ile sadeleştirirsem 10 yapar. 3'e bölersem 25 geldi. Bunu 2 ile sadeleştirirsem 5. Bunu 2'ye bölersem 9. Bunu 5 ile sadeleştirdiğimde 5 geldi. Demek ki x dediğimiz ifade 45 olarak bulunur. Demek ki burada arkadaşlar 45 yolcum vardır. Toplam Adana'ya gidenlerin sayısını sormuş. 63 eklediğimizde baş ve sonu. Buradan da 171 olarak çıkar. O da zaten B seçeneğidir. Geldim 29. soruya. Bir kursta her birinin ders zamanları birbirinden farklı olan 7 dersin bir haftalık ders süreleri tabloda verilmiştir. Bu kursa kaydolan Aslı birbirinden farklı 4 ders alarak haftalık ders süresinin 17 saat olmasını istemektedir. Buna göre Aslı alabileceği dersleri kaç farklı şekilde seçebilir demiş. Şimdi arkadaşlar Aslı burada 17 saati nasıl doldurabilir? onu hesaplayacaksın. Buradaki ders saatlerinde 5 var, 4 var ve 3 var. Başka ders saatim yok. Yani bu arada 5 e, süresi 5 saat olandan 1, 2, 3, 4 tane var. Onu yazalım. Süresi 4 saat olandan 2 tane var. Süresi 3 saat olandan 1 tane bulunmaktadır. Bunları bu şekilde sıralamış olduk. Sonra... Bu sürenin toplam 17 saat olması isteniyor değil mi aslı için? 17 saat olmasını istiyorsa bunu tek sağlayan seçenek 5 5 4 ve 3'tür. Başka bir seçeneği alamazsın. Yani sen 2 tane 5 saatlik seçeceksin, bir tane 4, bir tane de 3 saatlik seçeceksin. Başka bir şeye girmiyorsun. O zaman ben şunu yorumlayayım. Toplam 4 tane 5 saatim vardı ve ben bunun ikisini seçtim çarpı. 2 taneden bir tanesini seçtim çarpı bir tanesinden bir tanesini seçersem olay bitti. 4'ün ikilisi zaten 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. 6 çarpı 2'den de 12 tane durum mevcuttur diyeceğiz. Soru bu kadardı. C seçeneği olarak çıkar. Geldim matematik bölümünün son sorusu olan 30. soruya. Bir olasılık sorusu. Tuşların yanında göz bana ne demiş? Yandaki yönlendirmeler silindiğinde hangi tuşun hangi bölmeyi çalıştığı bilinmemektedir. Yani bunun bir tanesi büyük. iki tanesi orada bir tanesi küçük bölmeden oluşmuş. Şöyle karışık yazalım arkadaşlar. Küçük, orta, büyük, orta diyelim falan vesaire bunları yapacağız. Buna göre bu bölmelerin tamamı kapalı iken tuşlardan rastgele iki tanesine basıldığında biz burada P olasılığı nasıl bulacağız? İstenen bölü tümü. Biz iki tanesine bastığımızda arkadaşlar altının ikilisi değil mi? Pardon 4'ün ikilisi. 4 tane tuş var. 4'ün ikilisi. Ee, rastgele iki tanesine basıldığında orta bölmelerden biri ile küçük bölmenin birinin çalışma olasılığını sormuş. Şimdi benim için arkadaşlar ortadan iki tane tuşum var. Ben iki taneden bir tanesine basacağım. Çarpı küçük bölmeden bir tane olduğu için birin birlisi diyeceğim. İkinin birlisi zaten ikiydi. Alt tarafta 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 geldi. Bunları oranladığımızda 1 bölü 3 seçeneğine ulaşmış olacağız. Cevabımız 5 şıkkı oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Arada küçük yerlerde de olsa hatalarımız oldu affola dediğim gibi direkt editlemeden olduğu gibi atıyorum size hatalarımızı mazur görürsünüz. çok seviniriz ee, bu arada kaç net yaptıysanız sınav hakkında yorumlarınızı muhakkak aşağıya yorum kısmını istiyorum kendinize dikkat edin geometri bölümüyle görüşmek dileğiyle